Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle nanelerimizi nasıl coşturuyoruz, nanelerimizin gelişimini nasıl sağlıyoruz bunlardan bahsedeceğiz. Kanalımızda yer alan daha önceki videomuzda Nane kararmadan nasıl kurutulur? Nane kuruduğu zaman nasıl yeşil kalır? adlı videomuzu çekip sizlerle buluşturmuştuk. Bu videomuzu izlemeyenler, ilk defa bu videomuzu izleyenler varsa o videomuzu kanalımızın içerisinde bulup detaylı bir şekilde tüm detaylarıyla bu kurutma işlemini oradan öğrenebilirler. Şu anda görmüş olduğunuz gibi belli bir yerde nanemiz var. Bu nanelerimiz güzelce büyüdü. Şimdi bu nanelerimizi kesme, biçme işlemini gerçekleştireceğiz ve ardından doğal yollarla elimizdeki ürünlerle bu nanelerimizi daha hızlı ve daha çabuk bir şekilde nasıl büyüttüğümüzü, nasıl coşturduğumuzu sizlere anlatmaya ve ifade etmeye çalışacağız. Şöyle sizlere nanemizin bulunmuş olduğu bölgeyi gösteriyorum. Şimdi burada bu nanelerimizi güzelce biçme işlemini yaptıktan sonra bu nanesi olanlar biliyordur ki nanenin en çok sevdiği birinci madde nedir? Su. Öncelikle sulama işlemini güzel ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sulama işlemini yaptıktan sonra elimizde bulunan ürünlerle bu nanemizin gelişimini maksimum seviye nasıl çıkartıyoruz? Evet bunun üzerinde konuşmasını yapacağız. Şimdi gelin hep birlikte nane biçme işlemine başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi bir bıçkı yardımıyla güzelce sıfır olacak şekilde bakın çok aşırı yukarıdan değil tamamen sıfır olacak şekilde nanelerimizi biçme işlemine başladık. kökünü çıkartmadan burada kökünü tamamen topraktan çıkartmadan toprağın birazcık üzerinden olacak şekilde nanelerimizi kesme işlemine devam ediyoruz. Nanelerimizi güzelce kesme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bu nanelerimizi kurutmak üzere evimize götüreceğiz. Kurutma aşamasını ve işlemlerinin detaylı bir anlatımını kanalımızda yer alan diğer bir videomuzda ifade etmiştik. Görmüş olduğunuz gibi nanelerimizi güzelce kesme işlemini bitirdik. Şimdi bu nanelerimizi öncelikle güzelce günü gününe sulama işlemini yaptığımızı farz ediyoruz. Bu işlemimizden sonra bu nanemize gübre olarak ne vereceğiz? 1 Magnezyum içeren bir ürün vereceğiz. 2. Potasyum içeren bir ürün vereceğiz. 3. Kalsiyum içeren bir ürün vereceğiz. Bu şekilde magnezyum, kalsiyum, potasyum ve fosfor içeren içerikler vermemiz gerekiyor. Şimdi bunların hepsinin bir arada toplandığı, hepimizin çok rahat bir şekilde ulaşabileceği ürün ne diyecek olursanız o da bizim kış aylarında sobalarımızdan elde etmiş olduğumuz odun külü dostlarım. Evet yanlış duymadınız odun külünün içerisinde potasyum, kalsiyum, magnezyum ve diğer birçok madde bulunmakta. Bu maddelerde bu nanenin isteği, vitamin istediği vitamin ve minareleri içinde barındırdığı için bu şekilde kaliteli ve güzel bir gelişim sağlayabilmekteyiz. Şimdi gelin hep birlikte bu karışımımızı hazırlayalım sizlerle beraber. Bu karışımımızı verdikten sonra da ayrıca evlerinizde yer alan evsel atıklar dediğimiz atıklar var. Bunlar neler? Patates kabukları, soğan kabukları, kısacası paketli gıda olmayan atıkları da burada, buradaki bu biçmiş olduğunuz nanenin içerisine böyle küçük küçük doğrayıp içerisine koyduğunuz zaman onlar da çok güzel vitamin ve mineral veriyor. Bu şekilde gidip normal kimyasal gübre almanıza gerek kalmıyor. Eminizin önünde bir miktar vardır. Gidip bir kimyasal gübre almayla bu şekilde ulaşmanıza gerek yok. Doğal yollarla elinizin altında ulaşabileceğiniz kendinizin çok rahat bir şekilde yapabileceği bu doğal yollarla nanelerinizi coşturabilirsiniz. Şimdi bizim kış aylarından biriktirmiş olduğumuz külümüz vardı. Bakın şu şekilde kovamızın içerisinde külümüzü aldık. Şimdi bu külümüzü güzelce suyla dolduracağız. Suyun içerisinde çözdürebildiğimiz kadar çözdüreceğiz. Çözdürme işlemini gerçekleştirdikten sonra buradaki kesme işlemini yapmış olduğumuz bölgeye uygulamasını yapacağız. Şimdi güzelce kovamızın içerisini su ile doldurma işlemini gerçekleştiriyoruz kovamızı su ile doldurduktan sonra elimizi daldırıp güzelce karıştırıyoruz. Burada çözülmeyen aşağıda dipte kalan küllerin tamamen suda çözülme işlemini gerçekleştiriyoruz dostlarım. Burası önemli. Ne kadar güzelce çözündürme işlemini yapabilirsek yapmış olduğumuz gübre ve vitamin ve mineral o kadar kaliteli ve güzel olacaktır. Güzelce karıştırdık. Şu anda dibinde çok fazla bir kalıntı kalmadı. İstediğimiz seviyeye gelmiş oldu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi potasyum, kalsiyum, magnezyum deposu olan külümüzün karışımını hazırladık. Şimdi bu karışımımızı güzelce kesme işlemini yapmış olduğumuz bölgeye uyguluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hazırlamış olduğumuz karışımımızı nanelerimizin bölgesine güzelce uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Şu anki ilk uygulamamızı yaptık. Bakın görüyorsunuz kovamızın içerisinde yine külün kalıntıları kaldı. Şimdi tekrardan bunu suyla doldurup bu kalıntıları da güzelce çözdürüp buraya uygulamasını yapacağız ve ardından tekrardan sulama işlemimizi yapacağız. Burası suya doyuncaya kadar güzelce sulama işlemini yapacağız ve ardından beklemeye geçeceğiz. Tabii bu beklemeye geçtiğimiz zaman yine ara ara sulamalarımıza devam edeceğiz ve yine çok sık olmamak üzere bakın burada kül uygulamasını çok sık yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Toprağın pH seviyesini arttırdığı için bazen sıkıntılar olabiliyor. Ancak nane çok seviyor. Onu net bir şekilde biliyorum. Çünkü yıllardır yaptığım bir uygulama. Yıllardır yapmış olduğum bir uygulama olduğu için bunu burada tespit etmiş bulunmaktayım dostlarım. Aşırı sık bir şekilde yapmamıza gerek yok. Nedir? 2 haftaya bir isterseniz zaten 2 haftaya bir yapın. Bugünün tarihine bakıyorum şimdi ben sizlere. Bugün 8 Mayıs Pazar 2021 dostlarım. Bu videoyu bugün çektiğim anda sizlerle paylaşmayacağım. Bu nanelerimiz çıkıp tekrardan büyüdükten sonra kaç günde büyüdüğünü, kaç günde o istediğimiz olgunluğa, o erişkinliğe geldiğini sizlere paylaşıp o şekilde tamamlayıp bu videoyu sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Yani neden sonuç ilişkisi içerisinde sizlere baştan sona kadar bu şekilde gelişimlerini göstermiş olacağım dostlarım. Şimdi bu nanelerimizi güzelce sulayıp bu videomuzu burada kapatıp ardından gelişim aşamalarını sizlerle göstereceğim. Evet dostlar nanelerimizi görüyorsunuz. Nanelerimizi kesme, biçme işlemini gerçekleştirdik. Aradan tam 3 haftalık bir zaman geçti. Bakın buradaki naneyi biçtikten sonraki şu an nanenin oluşumunu görüyorsunuz. 3 haftalık bir zaman geçti. Bu 3 haftalık zaman zarfında kül ile vermiş olduğumuz vitamin ve gıda dışında sadece su ile sulama işlemimizi yaptık. Ve nanelerimiz görmüş olduğunuz gibi coşmuş durumda. Şimdi burada şunu söyleyebilirler bazı kişiler. Ya biz zaten nanemizi güzelce suladığımız zaman nanemiz hemen büyüyor gibi yorum gelebilir. Hemen onun karşılığını verelim. Benim burada dikim işlemini yapmış olduğum toprak çok kaliteli bir toprak değil. Ben bu külsüz uygulamayı yaptım. Külsüz uygulamayı yapmış olduğum yerdeki Zamandaki büyüyen nane ile küllü uygulama yapmış olduğum yerdeki çıkan nanenin süresi aynı değil dostlarım. En az 2 haftalık bir zaman farkı oluyor. Öncelikle onu söyleyeyim toprağa güçlü olan yerde zaten buna ihtiyaç duymayabilir. O yüzden boş yere yorum yazarak en nazik ellerini ağrıtmasına gerek yok. Onu buradan söylemiş olalım. Bir ikincisi bunun dışında buraya hiç kimyasal gübre verdim mi? Normalde de vermiyorum. Ara ara verdiğim oluyor ama sırf videoda çekmek için ve sizlere bunu göstermek için kimyasal gübreleme yapmadım. Peki bunun dışında sadece buraya kül ile mi uygulama yapabiliriz? Başka maddi olmayacak yani gidip 50 kilogramlık herhangi bir gübre almadan ne yapabiliriz diye düşünüyorsanız sizlere bir tane daha tüyo vereceğim. O tüyo da şu şekilde. Şimdi etrafınızda bu şekilde tırla şeker getirilen yerler olabiliyor. Onlar tırla şeker getirdiği zaman e, onun altında böyle yere dökülen şekerler oluyor. Böyle işte zayiat olan kötü olan şekerler oluyor. Eğer ki o şekerleri de alıp bu şekilde nane ve maydanozlarına verirseniz o da çok güzel bir şekilde destek oluyor dostlarım. Onun da denemesini yaptık. Eğer ki öyle bir imkanınız olursa böyle yere dökülmüş olan herhangi bir şekilde kullanılamayacak olan şeker burma şansınız olursa bu şekilde şeker verirseniz o da çok güzel bir şekilde destek olmuş oluyor nane ve maydanozlarınıza dostlarım. Evet dostlar bu şekilde bu videoyu da burada kapatacağız. 3 hafta önce çekmiştik biçme kesme işlemini. Kanalımızda videomuzu nasıl kuruttuğumuz nasıl yeşil olarak kuruttuğumuz detaylı anlatımı mevcut. Merak edenler varsa oradan videomuzu bulup izleyebilirler. Sizler de evlerinizde eğer ki toprağınız çok kaliteli çok vitamin dolu bir toprak değilse bu şekilde küllü su veyahut da ıskarta olarak adlandırabileceğimiz şekerlerle destekleme işlemi yapabilirsiniz. Bunun dışında bokashi kompostu dediğimiz kompostlar Bu kompostla da destekleme yapabilirsiniz. Bokashi kompostunun detaylı yapımı nasıl yapabileceğimiz nelere dikkat etmemiz gerektiği de ilerleyen günlerde inşallah kanalımızda yer alacak ekiplerimiz onunla ilgili çalışması devam ediyor detaylı bir şekilde güzel bir şekilde sizlere aktarabilmek için aşamaları var o aşamaları en detaylı en açıklayıcı ve en anlaşılır şekilde sizlere aktarmak için ekiplerimiz tarafından gerekli video üretimi de gerçekleştiriliyor onu da merak edenler olursa kanalı takipte kalsınlar yayınladığımız zaman bokaşı kompostuyla da destekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz dostlarım bu nane coşturma videomuzda bu şekildeydi Umarım faydalı bir video olmuştur kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım